Hadi usta, hadi. O ağırsa direkt tek başına götürürüm. Ya sonra bir bak şimdi aşk yolu. Geç. Abi şu aslı var. Geçecek değil. Lan dur. Defo. Defo. Bebek bezi. Bebek bezi. Allah ya. Yazıyor mu? Ne bu? Hanımlar, beyler, çok değerli Karahisar TV izleyicileri. Şu anda Afyon Karahisar Gençlik Merkezi'ndeyiz. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nun hemen yanındayız. Yanımızda Ahmet Ertürk var. Gençlik Spor İl Müdür Yardımcısı olarak Şu anda burada görev yapıyor. Hemen arkamızda gönüllü arkadaşlar var. Burada şu anda ne yapılıyor? Yardımlar toplanıyor, onları görüyoruz. Ayrıntılarını sizden dinleyelim, buyurun. Malumunuzdur, ülkemizi sarsan, Türkiye'mizin genelinde yapılmış olan bu yardım kampanyası, deprem sonrasında yardım kampanyasında da gençlerimiz duyarsız kalmadılar ve bizim gençlik merkezlerimizin üyesi olan gençlerimiz biz ne yapabiliriz diyerekten taşın altına elini soktular. Hamdolsun şu anda burada gençlerimizle birlikte AFAD'a gönderilecek olan yardımlar noktasında toplama merkezi olaraktan uçak amaçlı salonumuzu kullanmaktayız. Biz belediyenin belirlemiş olduğu fuar alanındaki malzemelerden orada yer olmadığından dolayı gönderilenler veya çevremizdeki gençlerimizin aileleri ve komşularımızın buradaki sakinlerin gönderdiği yardımları buraya alıyoruz. Gençlerimiz burada tasdif ediyorlar ve bunlar da tırlara yüklenilerekten AFAD aracılığıyla bize belirlenen hangi noktaysa oraya gönderilecek. Biraz önce söylediğiniz bize sivil toplum kuruluşları dediniz, buraya getiriyorlar. Tabii şu anda ülkemizde bu yaşanan felaket noktasında devletimiz şu çağrı da yaptı. Bütün sivil toplum kuruluşları, bütün dernekler, kamu kurumları vesaire AFAD'la beraber çalışıyoruz. Ben aynı zamanda İHA'nın da temsilcisiyim. Bizler de İHA vesilesiyle bize yardım ulaştırmaya çalışacak olan aynı yardımlar noktasında da ya bütün yardımları AFAD'a yönlendiriyoruz. Yardım edecek olanlar da paketlerini, eşyalarını, aynı yardımlarını buraya getiriyorlar. Biz İHA olarak aynı zamanda arama kurtarma ekibimiz var. 18 kişilik timimiz şu anda Gaziantep Nurdağ bölgesinde intikal etti. En sonki ekibimizde sabah saat 6'da gönderdik arkadaşlarımızı. İlk planda depremin olduğu günün öğle saatlerinde ekibimiz gittiler. Şu anda arama kurtarma yapıyorlar. İkinci ekibimiz akşam üzeri gittiler. Onlar da varmak üzereler. Son ekibimiz de sabah 6'da gittiler. Fakat yoğun kar nedeniyle Konya'da beklemediler. İnşallah yol açıldıktan sonra onlar da bölgeye intikal edecekler. Aynı zamanda biz İHA olarak da İHA aracılığıyla Kilis'teki lojistik merkezimize gönderilmek üzere AFAD aracılığıyla gönderilmek üzere de 2 kamyon bugün gidecek. 2 tır kömür de yine AFAD aracılığıyla bölgeye gönderilecek inşallah. Ben dedem tam olarak size araçları soracaktım. Daha önce gönderdiğiniz araç sayısını ve şu anda yine gördüğüm kadarıyla burada tahmini olarak 2 tıra yakın yine bir malzeme toplandı. Yardım malzemesi toplandı. Kaç tır gönderdik? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Gençlik Spor olaraktan, daha doğrusu kamu kurumu AFAD olaraktan valiliğimiz himayesinde yapılmış olan yardım kampanyası noktasında fuar alanında gönderilenler mevcut. Şu anda burada da dün itibariyle 2 tır malzemeye gönderildi. Orada birleştiriliyor. Koordinasyon AFAD tarafından yapılıyor. Burası tamamlandıktan sonrasında tır gelirse tırla yüklenilecek ve eşyalar gönderilecek. Şu anda da zannediyorum yaklaşık 2 tırlık bir malzememiz söz konusu. Aynı zamanda biz Gençlik Spor Bakanlığı olarak gönüllü gençlerimiz, yurtlarımızda kalan, üniversitede okuyan gençlerimiz aracılığıyla da yardımlar getiriliyor. Onları da toparlıyoruz ve onların da tasdifleriyle beraber müstakil olarak yine AFAD'a göndermek üzere AFAD koordinasyonunda yardımlarımızı göndereceğiz. Gelen malzemeleri soracağım son olarak. Şu paravanın arka kısmında gıda kolileri, kolili olan ürünleri dediniz biraz önce. Burada da giysiler, çuvallar vesaire var. Bu durumu da bize anlatır mısınız? Öyle. Burada bizim gençlerimiz de tasdifleniliyor. Bundaki ürünler tabii ki orada indiği zaman ekiplerin işini kolaylaştırma bağlamında işte battaniyeler, kıyafetler ve kıyafetlerin çeşitlerine göre halı vesaire buradaki bölgede
tutuluyor. Bazen kolilerin içerisinde ilaç malzemeler var. İlaçlar ayrı şekilde tutuluyor. Gıdalar, ilaçlar ve kutulu malzemeleri de yan tarafımıza alıyoruz. Onları dağıtırken, daha doğrusu eşyaları yüklerken daha düzgün bir şekilde olsun diyerekten bu şekilde tasfiye çalışmamız mevcut. Ben size tekrar teşekkür ederim. Kolay gelsin diyorum. İnşallah en kısa zamanda bu felaketi de atlatırız ülke olarak. İnşallah tekrarında yaşamayız. Biz Allah'ın izniyle Türkiye olarak güçlüyüz. Milletimiz hayırseverdir. Bu anlamda hiçbir zaman duyarsız kalmamıştır. Şu anda gördüğünüz tabloda burada gençlik merkezinde herhangi bir etkinliğe gelmiş ama ben de bunu duydum diyerekten gelen öğretmenlerimizden tutun, eğitmenlerimizden tutun, gençlerimize kadar herkes var. Biz bunu aşacağımıza inanıyoruz. Yeter ki fitnecilerden uzak kalınsın. Şu anda kamuoyunun dezenformasyonunu yapmaya çalışanlardan uzak kalınsın. Allah'ın izniyle biz bu acılarda sararız. Ülkemizin, Türkiye'mizin geçmiş olsun diyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diyorum. İnşallah şu anda göçük altında bekleyenlerin en kısa zamanda kurtulmasını Mevla'dan niyaz ediyoruz.